Araç 2012 model Dacia Logan. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Şu an aracımız çalışıyor. Debriyaja basıyor, çekiyor, ses var. Evet. Basınca. Şu an vitesi 5'e taktı. Debriyajın ayağını komple çekti. Hiçbir tepkime yok. Baskı balta bitmiş. Sesi duyuyorsunuz. Duyamıyorsunuz. Ses de bu şekilde. Bu taraftan daha net belirli. Altta çünkü. Şimdi açınca hep beraber daha net göreceğiz. Müşterimizin şikayetleri, kalkışlarda tekleme yapmış, 15 dakika sonra kendini vitesten atmış. Vitese giriyor ama gitmiyormuş. Debriyaja basınca gıcırtı sesi geliyor. Bakalım aracımızın problemleri neler çıkacak. Bu arada 604 bin kilometrede. Video başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. İlk önce aracın elektrikle bağlantısını kesiyoruz. Akü kutup başı sökülüyor. Diğer kutup başımız da söküldü. Akümüzü komple buradan alacağız. Akü bağlantı ayağını sökeceğiz. Şanzımana daha rahat ulaşabilmek için bu alanı açacağız. Aga manevrini yamuk dedin bu kanaldaki. Bir uzun var ya. Tekerleğimiz söküldü. Aks somunu sökülüyor. Alt karter korumamız söküldü. Geri vites müşürü sökülüyor. Soketi. Akslarımız sökülmeden önce aracın şanzıman yağı boşaltılıyor. Şanzıman yağı çok kötü. Değişecek. Rotil bağlantısı boşa çıkartıldı. Sol aks kafası boşa çıktı. Şanzıman tarafından levye ile kanırtarak aksı çıkarabilirsiniz. Sağ aksta da aynı işlemi uyguladık ve sağ aksımız da çıkıyor. Alt şanzıman kulağı sökülüyor. Vites halatlarımız söküldü. Segmanlı arkadaşlar vites halatları segmanla çıkarıp asılıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Şanzıman aşağı inmeyeceği için traversi sökmedik arkadaşlar. Bu şekilde ön taraftaki sağ ve solda olan civatalarımız tamamen söküldü. Arka tarafta sağda ve solda olan civatalarımızdan soldakini tamamen söktük. Sağ taraftaki üzerinde gevşetildi. Bu şekilde travers aşağıya doğru sarkıtıldı. Debriyaj merkezi hidrolik borumuz söküldü. Alanımız açıldı. Şanzımana rahatça ulaşabiliyoruz. Bu noktadaki şanzıman sıra civatalarımızdan bir tanesi tam sıkılmamış. Bu şekilde gevşek bırakılmış. Şanzıman sıra civatalarımız sökülüyor. Gördünüz arkadaşlar, alt şanzıman sıra civatalarını sökerken şanzıman ayrılmaya başladı. Üst taraftaki civataları takılmamış. Şanzıman kirkosunu motorun altına yerleştirdik. Sağ tarafta göstermiş olduğumuz civata bu arkadaşlar. Bakın, noktadan sarmış. Bu şekilde takılıp bırakmışlar. Şimdi üst taraftan şanzıman kulağı sökülecek. Daha sonra şanzıman kulağı bağlantı ayağı, göstermiş olduğum bu ayak sökülecek. Şanzıman aşağıya doğru sarkıtılacak. Marş motoru ve üst tarafta eğer takılı olan bir şanzıman sıra civatası varsa onlar sökülecek. Şanzıman kulağı bağlantı civatası söküldü. Şanzıman kulağı bağlantı ayağını da söküyoruz. 3 tane 16'lık civataya sahip. Civatalarımız söküldü. Hadi Ahmet, başarabilirsin.
Üst taraftan marş motoru civatalarımız söküldü. Üst taraf şanzıman sıra civatalarında sadece bir tanesi takılıymış. Şanzıman üst taraftan tutan sadece marş motorunun civatalarıymış arkadaşlar. Daha önce takılmamış. Şanzımanımız motordan ayrıldı. Baskımızın civataları sökülüyor. Maşallah. Oo. Balatayı koparmış arkadaşlar. Evet. Görüyorsun. Bırak. Parçalanmış göbeği. Bırak. Kopmuş. Bırak, bırak. Çıkan baskı balatamız bu. Baskıda bir sıkıntı yok ama balatayı gördüğünüz gibi üstündeki Valio marka baskı buradan kopartmış göbekten. Artık ya yığdırdılar, ani vites düşürme veya patenaja girme. İlk defa yani bu şekilde basitlerin dağıldığını ben görüyorum. Daha öncesinde göbek sıyırdı veya balatayı sıyırdığını gördüm ama bu şekilde ilk oluyor. İlk de yaşamak güzeldi. Bu da bir anı oldu. Tamam yani. Kesin değil. Araç sahibi de burada. Çekiyor mu? Çekiyorum. Kesin değişir. Yani şimdi müşteri diyebilir. Tamir olmaz mı? Kaynak yapalım falan. Olmaz. Kesin değişecek. Debriyaj bilyamız da söküldü. Yavaş ol. Şanzıman temizliğimizi yapacağız. Bunda. Tamam. Bu set mi oluyor? Ya ayrı bir set. Ayrı balata gidebiliyorsun. Bazen ayrı oluyor. Bazen yeni debriyaj bilyamız takıldı. Yeni baskımızı takıyoruz. Baskıyı takarken merkezlemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Merkezleme düzgün yapılmazsa şanzımanı yerine oturtamazsınız. Merkezleme yaparken bu şekilde bir aparat kullanabilirsiniz. Baskımız takıldı. Şanzımanımız yerine oturtuluyor. Az da. Dur Ali. Tamam Yusuf. Hadi böyle. Şanzımanımız yerine oturtuldu. Bir tane civatasını tutturduk. Ön taraftan bir tane civatamızı da tutturduk. Marş motoru civatalarımız sıkılıyor. Üst şanzıman sıra civatalarımız da sıkılıyor. Eksik olan civatalarımızı tamamlıyoruz. Debriyaj bilyası hidrolik borumuz takıldı. Debriyaj havası alınıyor. Hidroliğimizi yukarıdan tamamladık. Şanzıman kulağı bağlantıya takılıyor. Geri vites müşürü soketimizi taktık. Araçta yağ kaçakları mevcut. Görüyorsunuz her taraftan kaçırmış. Araç sahibine bilgisini vereceğiz. Yaptırmak isterse aracı alttan üstten bir güzel yıkatacak. Bize o şekilde getirecek. Yağ kaçaklarının nereden geldiğini tespit edip müdahale yapacağız. Bağlantıya takıldı. Şimdi şanzımanımızı kirkoyla yukarıya doğru kaldırıp şanzıman kulağı civatasını sıkacağız. Alt şanzıman sıra civatalarımız sıkılıyor. Üst şanzıman kulağı bağlantımızı yaptık. Şanzıman kirkosunu motorun altından aldık. Akslarımız takılıyor. Şanzıman tarafını taktık. Taşıyıcı tarafı takıldı. Yerine oturttuk. Rotil bağlantımız yapıldı. Somunu sıkılacak. Aks kafası somunumuzu da sıktıktan sonra aks montajımız tamamlanacak. Aracın şanzıman yağı koyuluyor. Travers civatalarımız tekrardan sıkıldı. Alt şanzıman kulağı takılıyor. Davlumbazımız takılıyor.
Alt taraftan işlemlerimizi tamamladık. Kartel muhafazamız takılıyor. Vites kollarını taktık. Aracın üst tarafı da toparlanıyor. Aracımızın işlemleri bitmek üzere. Tesisatımızı toparladıktan sonra akümüzü takacağız ve aracın marşına basacağız. Aracımızın tüm işlemleri tamamlandı. Şimdi ustalarımız aracı test edecek. Aracımız test sürüşünden geldi. Şimdi Bilal Usta'dan araçla ilgili bilgileri alacağız. Evet Bilal Usta'm, test sürüşünü yaptınız. Evet. Araçta herhangi bir sıkıntı yok. Gidişi falan, gaz zivresi herhangi bir sorun yok. Ses de yok arabada. Tamam. Maşallah gayet 10 numara oldu. Bu arada. Aziz Allah. Evet, aracımızın test sürüşü de yapıldı. Herhangi bir problem yok. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Araba tamam. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.